Herkese merhabalar. Bahçıvan tüm gerçekleri Yaman'a anlatsın. Cadı İkbal ve Zuhal'in sonları gelsin diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Biz de sayımızı görmüş olalım. Emanet dizisi yeni bölümünde neler olacak? Yaman seyirin susuz olduğunu öğrendi mi? Dedektif Yaman'a neler anlatacak? Zuhal ve İkbal'in sonu mu geliyor? Bahçıvan olan bitenleri Yaman'a anlatabilecek mi? Bora tekrardan Neslihan'ı tuzağına çekebilecek mi? Ve Kiraz aşkı neden başlamıyor? Bütün bu soruların cevabı ve daha fazlası videomuzda. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden analizimize geçelim. Yaman en son dedektifle buluşmaya gitmişti. Yaman'ın yeni bölümde dedektifle konuştuğunu görüyoruz. Yaman'ın yanına gelen dedektif değildi diye düşünüyorum. Yaman sadece Seher'in masum olduğunu öğrendi. Gelen kişi de muhtemelen dedektifin gönderdiği adamdır. Dedektif kendi hayatını riske sokmamak için adamını Yaman'a göndererek Seher'in masum olduğunu Yaman'a söyleyecek. Yaman böylelikle artık Seher'in suçsuz olduğunu anlayacak. Dedektif ise Zuhal'i arayarak tekrardan para isteyeceğini düşünüyorum. Dedektif sadece ne kadar ciddi olduğunu Zuhal'e göstermek için bu planı hazırladı. Böylelikle Zuhal ve İkbal bundan sonraki adımlarını dedektife daha dikkatli atmak zorunda kalacak. Zuhal, dedektifle konuştuğu sırada konağın bahçıvanı tüm biten konuşmaları duydu. Bahçıvan daha önce de İkbal'in konuşmasını da duymuştu. Kimse bahçıvandan şüphelenmiyor ama bence Zuhal ve İkbal'in sonlarını yine bahçıvan getirecek. Zuhal ve İkbal şu anlık rahat bir nefes alsalar da nefesleri sonsuza kadar kesilecek. Yaman yine de Zuhal'e bunun hesabını soracak. İkbal yine oyun oynayarak Yaman'ı kandıracak. Yaman yine Zuhal'i konaktan kovamayacak. Yaman ise dedektifin adamıyla konuştuktan sonra konağa geri gelecek. Yaman konağa gelince Seher'e olan davranışlarını tamamen değiştirecek. Yaman konağa gelince Seher ve Yusuf'la beraber zaman geçirmeye başlayacak. Seher soğukta kaldığı için ateşi çıkacak. Yaman da Seher'in ateşini alnından öperek sözde ateşini ölçecek. Yaman ve Seher konağa geldikten sonra Nadire anneyi ziyaret edecek. Nadire anne ve Seher tekrardan konuşmaya başlayacak. Seher yeniden Yaman'ın hareketlerinin düzeldiğini, eski haline döndüğünü söyleyecek. Nadire anne de ben Yaman'ın gözlerinde gördüm o sevgiyi. Senin de Yaman'a nasıl baktığını gördüm ben. Hem de defalarca. Sen de onu en az o kadar seviyorsun, haksız mıyım der. Seher de o sözlerden sonra susmayı tercih eder. Nadire anne sadece Seher'le değil aynı zamanda Yaman'la da konuşacak. Yaman konakta hazırlanırken odasına Seher'in kendisinin fotoğrafını sakladığını görecek. Yaman o fotoğrafı neden sakladığını Seher'e soracak. Seher de İnsan sevdiğinin fotoğrafını saklamaz mı der. Yaman ilk başta Seher şeytan mı, melek mi diye kendi kendine soru sorarken şimdi de acaba Seher beni seviyor mu, sevmiyor mu diye düşünmeye başlar. Yaman efendi geçmişte yaptıklarını unutmuş görünüyor. Geçmişte Seher'e inanmayıp sen benim için bir hissin deyip Seher'in hediye ettiği kalemi kırması ve daha onlarca Seher'i üzdüğü günleri Seher unuttu zannediyor. Seher sadece Yusuf'un mutluluğu için Yaman'a yakın oluyor. Seher şu anda gerçekleri bilmiyor. Seher gerçekleri öğrenirse seni o zaman sevmez işte Yaman efendi. Yaman şimdilik olan bitenleri Seher'den saklayacak. Hiçbir gerçek gizli kalamadığı gibi bu gerçek de eninde sonunda ortaya çıkacak. Yaman o zaman Seher'in gerçek yüzünü görecek. Seher bunu ya Zuhal'den öğrenecek
Ya da Yaman'ın masasında duran dosyadaki sahte kanıtları görecek. Sel gördüklerine inanmak istemeyecek. Yani Yaman bana bu yüzden mi kötü davranıyor diye düşünmeye başlayacak. Sel bunu gördükten sonra Yaman'dan bunun hesabını soracak. Seher, sen bana nasıl güvenmezsin? Neden gelip bana sormadın diyerek Yaman'a sitem edecek. Yaman da sadece susmayı tercih edecek. Yaman ardından Arif Baba ile dertleşmeye gidecek. Arif Baba, ben seni en başından beri uyarmıştım. Ama sen yine öfkene yenik düştün. Ama bu durumu düzeltmek yine senin elinde diyecek. Arif Baba, zamana bırakması gerektiğini, zaman her şeyin ilacı olduğunu söyleyecek. Yaman tekrardan konağa gelecek. Yaman konağa gelince Seher'in yüzüne bakmaya cesareti olmayacak. Seher'in bunu öğrenmesi muhtemelen yine biraz zaman alacak. Seher'in yaşadıkları kolay değil. Yaman yapmadığını bırakmamış, cadı kardeşlerinin sahte kanıtlara inanmış, sevdiği kadına inanmamıştı. Daha önceden kimse Yaman'a inanmazken Seher Yaman'a inanmıştı. Hatta Yaman tutuklanırken bile kahve getirmişti. Seher her akıttığı göz damlası için Yaman'ı pişman edecek. Seher'in aklına durmadan Yaman'ın kendisine geçmişte yaptığı kötü davranışlar aklına gelecek. Seher konağı bile terk etmeyi düşünecek ama Yusuf'un velayeti aklına gelince yaptığın hata olduğunu anlayacak. Seher gerçekleri öğrenince yeniden Yusuf'un odasına kalmaya başlayacak. Yaman kendisini affettirmesi için Yusuf'u kullanmaya başlayacak. Yine de Seher'in Yaman'ı affetmesi oldukça zor olacak. Bildiğiniz üzere geçmişte Seher Yaman'ın kötü davranmasına artık katlanamamış, Yusuf'la uzaklara kaçmak istemişti. Seher oldukça Yaman'dan uzaklaşmak istedi ki Yusuf'u bile tehlikeli yollarla kaçırmayı göze aldı. Seher kaçmak için de çok tehlikeli kişilerle para karşılığı işbirliği yapmak zorunda kaldı. Seher kendilerini kaçıran adamlarla anlaşıp kendisinin ve Yusuf'un bilgilerini vermişti. Kendilerini kaçıran adam ani şekilde yakalanacak. Adam yakalanınca Seher'in de bilgilerine ulaşılacak. Seher bu yüzden gözaltına alınacak. Seher yeniden ağlamaya başlayacak. Fırat ise tüm desteğini Seher'e verecek. Yaman olayı öğrenince o da Seher'in yanına gelerek destek olacak. Desteğe ihtiyacı olan Seher o an geçmişini unutacak. Yaman'ın kendisini Seher'e affettirmesi için bu güzel bir fırsat olacak. Yaman Seher'i kurtarmak için elinden geleni yaparak Seher'in kurtulmasına yardımcı olacak. Seher biraz da olsa Yaman'a karşı ön yargısından kurtulacak. Seher ne kadar Yaman'ı affetmekte zorlansa da zamanla Yaman'a olan öfkesi geçmeye başlayacak. Yusuf'un mutluluğu için Yaman'a bir şans daha verecek. Neslihan ise son dakika Bora'nın tuzağından kurtuldu. Neslihan'a yemek yapmak daha çok yakışıyordu. Aşk hiç Neslihan'a yakışmadı. Neslihan sırf Bora için kendi ailesini bile karşısına aldı. Fırat sayesinde de Bora gerçek yüzünü gördü. Bora da yine mazlum rolüne girdi. Neslihan tekrardan Bora'yı affetmek gibi bir aptallık yaparsa bu sefer kendi hayatını da çukura itmiş olur. Bora tekrardan Neslihan'ın tuzağına çekebilir. Bu tamamen Neslihan'a kalmış. Ya hayatını mahvedecek ya da tekrardan hayatı tutunacak. Şimdi gelelim Ali ve Kiraz ilişkisine. Ali ve Kiraz sahnelerini o kadar az izliyoruz ki konaktaki mutfağı bile Ali ve Kiraz sahnelerinden fazla izliyoruz. Bola ve Neslihan sahnelerini uzatmak yerine keşke Ali ve Kiraz sahnelerine odaklansa. Bora sahteliğinden, Neslihan ise saflığından yeterince bunaldık. Ali ve Kiraz sahneleri artmadıkça bu aşkın başlayacağını düşünmüyorum. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlere belirtebilirsiniz diyelim ve videomuzu burada sonlandıralım. Bir sonraki videomuzda
Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.